Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanıyım. Sinop Adaptiyat Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 10 aydır görev yapıyorum. Yoğun bakım üniteleri özellikle bu ilk 24 saat esasına göre dizayn edilmiş ve bulunmuştur. İlk 24 saat 28 günlük bir yeni doğan periyodunda bebek ölümlerinin en sık gözlendiği dönemdir. Bu dönemden dolayı da 24 saat çok önemli. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki yeni doğan yoğun bakım ünitemiz hastanemize yeni kazandırılmış bir ünite. Çok kapsamlı 8 tane küvezden oluşan hem filtre, daha doğrusu mikrobik filtre ve hijyen şartları anlamında hem de mekanik ve havalandırma şartları anlamında çok üst düzey bir ünite. Bebeklerimiz erken doğum, anne karnında dışkısını yapıp solunum sıkıntısı geçirenler, şeker hastası annelerin bebekleri, çoğul gebelik, ikiz gebelik gibi bebeklere, erken doğan bebeklere ya da ilk 24 saatlik durumda solunum ya da beslenme anlamında sıkıntıya girebilecek bebekleri alabiliyoruz. Bebeklerimize öncelikli olarak solunum desteği veriyoruz. Tecrübeli bir sağlık ekibimiz var, sağlık personelimiz, hemşirelerimiz. Onların gözetiminde beslenme eğitimleri, beslenme bakımları, birebir tedavileri, doktorların önerdikleri ilaç tedavilerinin uygulanması gibi destekler veriyoruz. Bebeğin hastanede yattığı sürede küvözden annesinin 3 saatte bir kendisine de yattığı zaman anlattığımız sürelerde emzirme saatlerinde annesiyle mutlaka muhatap ediyoruz. Annesine mutlaka biz bebek dostu bir hastaneyiz. Anne sütüyle hiçbir şekilde bağlantısını kesilmemesi için uğraşıyoruz. Onun dışında babasıyla da gün içerisinde belirlediğimiz bir ziyaret saatinde görüşmesini sağlıyoruz. Taburculuk süresi bittikten sonra hastanemize poliklinik şartlarında mümkünse yatıran ve takip eden doktora düzenli olarak gelmek kaydıyla bilgilendirme yapıp bu dönemi aileye de destek verecek şekilde takip ediyoruz. Aslında her anlamda, her durumda yoğun bakım ünitesi olan bir hastanenin seçilmesi gerekiyor. Çünkü sağlıklı bebek, %100 sağlıklı gebelik, her şey normal gidiyor desek bile %1-2 ihtimalle bir problem çıkma ihtimali olabiliyor bebeklerde. Bu da bebeğin yeni doğan yoğun bakım ünitesi olmayan bir merkezde doğması takdirinde bebeğin başka bir hastaneye sevkiyle sonuçlanıyor. Çocukların özellikle Sağlık Bakanlığımızın da zorunlu olarak koyduğu aşı politikasına uymalarını ben önemli tavsiye ediyorum. Aşılanan bir bebek hastalıklarla hem direnç anlamında hem de mücadele anlamında çok daha avantajlı durumda olur. O yüzden bütün annelere, babalara çocuklarını aşılatmalarını öneriyorum. Adım Pınar Cabi. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapmaktayım. Biz burada 9 hemşire görev yapmaktayız. 8 arkadaşımız vardiyalı olarak 24 saat günde 2 hemşire kalarak çalışmaktadır. Genellikle birinci basamak hizmet etmekteyiz. Ama tabii ki bölgenin tek hastanesi olduğu için ve şartlarımız da artık daha iyi olduğu için ikinci ve üçüncü basamakta en azından sevkler oluncaya kadar takibini yapmaktayız. Şartlarımız buna uygundur.